Asıl sihirbazlık ortada hiçbir şey yokken bir şeyler yaratmaktır. Son yıllarda özellikle yetenek yarışmalarında tam da buna benzer bazı sihirbazlık numaralarına şahitlik ettik. Öyle ki bunlara Penn & Teller'daki ünlü sünger top numarasını ve David Blaine'in diş çekme numarasını örnek vermek yanlış olmaz. Bugünkü videomuzda ise sizler için tüm zamanların en ünlü sihirbazlık numaralarının arkasındaki hileleri açığa çıkaracağız. Hadi başlayalım. Sünger top numarası. Zulio Marino, el çabukluğu ile ünlü bir sihirbaz ve kendisi sünger toplarla yaptığı sihirbazlık numaralarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Penn & Teller Show'un bir bölümünde Marino bu sünger topları kullanarak birkaç numara sergilemişti. Marino, daha numarasının ilk dakikalarında nereden geldiği belli olmayan kırmızı sünger topları ortaya çıkarmıştı. Daha sonra ise bu topları teker teker avucunun içine alarak yok etmeye başladı. Bu kaybolan toplarsa daha sonra mucizevi bir şekilde kabın içerisinde beliriverdi. Daha sonra ise sunucuyu yanına çağıran Marino, kadının eline iki top koydu. Kadın avucunu açtığında ise topların sayısı 3 olmuştu ve Marino bu sırada eksilen sünger topları yine mucizevi bir şekilde bir yerlerden çıkarmaya başlamıştı. Bu gösteriden sonra jüri üyeleri Marino'ya sünger topların şinli mi demeye başladılar. Peki ya Marino bu numarayı nasıl gerçekleştirmişti? İşte şimdi sırrı açıklıyoruz. Öncelikle bu numarayı yapabilmek için çok sabırlı bir insan olmak gerekiyor. Sihirbazın özellikle kavrama yetenekleri, seyirciyi yanlış yönlendirme ve el çabukluğu gibi özelliklere sahip olması gerekiyor. Gösteri başladığı sırada sihirbazın cepleri tamamen kırmızı toplarla dolu oluyor. Bu cepler oldukça geniş tasarlandığından sihirbazın toplara ulaşması da oldukça kolay oluyor. Elindeki kasenin hemen altında ve elinde ise görmediğiniz bir kaşık bulunuyor. İlk olarak gösteriye başlamak için sihirbaz cebinden aldığı 2 adet kırmızı sünger topu alıp avucuna saklıyor. Ve daha sonra sanki birbirlerinin içinde belirmişler gibi teker teker kasenin içine koyuyor. Görüntülerde de gördüğünüz gibi sihirbazın elinde hali hazırda kaseye koymak üzere olduğu saklı sünger topu görebilirsiniz. Daha sonra ise el çabukluğuyla topu diğer eline alıyor ve bizler de bunu sihrin gücü sanıyoruz. Gösterinin diğer aşamasında Marino eline aldığı topları mucizevi bir şekilde kasenin içine gönderiyor. Peki ya böyle bir şey nasıl olabiliyor? Topları sol eline aldığında birkaç top aslında sağ elinde kalıyor ve bu şekilde kasenin içerisine girebiliyorlar. Bu görüntüde de kaybolmuş gibi görünen topun aslında Marino'nun sol elinde durduğunu ve onu masaya bıraktığını görebilirsiniz. Bu sırada sağ elinde sakladığı bir diğer kırmızı sünger topu da kaseden çıkarıyormuş gibi yaparak diğer topların yanına el çabukluğuyla bırakıyor. Final kısmında ise Marino sunucuyu yanına çağırıyor, kadının avucuna iki top koyuyor ve daha sonra kadın avucunu açtığında top sayısının 3'e çıktığını görüyoruz. Bu numara için aslında Marino en başta kadının avucuna 2 değil 3 top koyuyor. Biri zaten avucunun içinde saklı olduğu için masadan 2 top aldığında avucunda 3 top olmuş oluyor. Görüntüler yavaşlatıldığında ise avucunda zaten bulunan bu topu ise seyirciye hiç fark ettirmeden ceketin cebinden aldığı görülebiliyor. İşte Marino jüri üyelerini ve seyircileri bu şekilde yanıltıyor. Diş çekme numarası. Ünlü gösterilerinde ve de en çok el çabukluğu numaralarında David Blaine her seferinde imkansızı gerçekleştirmeyi başarıyor. Bu görüntülerde David'in birkaç insanın dişlerini incelediğini görüyoruz. Bu insanlar arasından diğerlerine nazaran daha uzun yapılı dişlere sahip olan kızı seçiyor. Daha sonra ise diğer insanların önünde bu kızın birkaç dişini yerinden çekiyor. Öyle ki görüntülerde gerçekten de çekilen dişin yerindeki boşluğu görebiliyoruz. Daha sonra ise David sadece ağzına doğru üfleyerek kızın dişlerini yerine getiriyor. Peki ya David kızın dişlerini nasıl geri getirmiş olabilir? Bu numaranın sırrını sizlere açıklayalım. Aslında David'in seçtiği kız da bu numaranın bir parçası. Görüntüleri yavaşlattığınızda kızın David'e gözleriyle ipuçları verdiğini görebilirsiniz. Bu numara öncesinde kızın dişlerinin arka kısmına dişleri daha uzun gösterecek bir sahte implant yerleştirilmiş. Bu yüzden David numarasına başlarken uzun dişleri olan birinin ona yardımcı olmasını istemiş. Görüntülerde de gördüğünüz gibi kız gerçek dişlerini gizleyebilmek için üst dudağını aşağı doğru indiriyor. Böylelikle seyirciler sadece kızın sahte dişlerini görebiliyorlar. David kızın iki dişini çektiğinde ise gerçekten de dişleri yerinde yokmuş gibi görünüyor. Final kısmında ise dişlerin geri gelmesi gerektiğinden kız sahte dişlerin arkasında katlanır halde bulunan dişleri diliyle aşağı doğru indiriyor.
Görüntülerde de gördüğünüz gibi tam David kızın ağzına üflerken o da diliyle katlanır halde duran dişleri harekete geçiriyor ve dişler yerine oturunca yine üst dudağını aşağı doğru indiriyor. Yine aynı görüntülerde bir başka asistanın kızı ittirdiği görülüyor. Ve kızımız bu süreçte sahte dişlerinden kurtulmak için kendine bir zaman yaratmış oluyor. Ördek numarası. David Copperfield tarafından gerçekleştirilen bu gösteri hem sihir hem de mizah ögeleri içeriyor. Bu gösteriyle birlikte Copperfield, sihirbazlık gösterilerinin mizahla birlikte nasıl daha etkili bir hale geldiğini kanıtlıyor. Bu gösterisinde Copperfield bir seyirciyi sahneye çağırıyor. Elindeki ördeği asistana veren sihirbaz bu sefer bir kovaya eline alıyor ve kovanın boş olduğunu herkese gösteriyor. Daha sonra ise tutması için kovayı seyirciye veriyor. Bu sırada Copperfield ördeği asistanının elinden alıyor ve sahnedeki kutunun içine koyuyor. Daha sonra ise sanki içinde ördek yokmuş gibi kutuyu parçalarına ayırmaya başlıyor. Gerçekten de ördeğin orada olmadığını görüyoruz. Kutuyu parçalarına ayıran Copperfield daha sonra kovayı tutan seyircinin yanına gidiyor ve kovayı açmasını istiyor. Gördüğümüz şey ise gerçekten inanılmaz. Az önce kaybolan ördek birden kutunun içinden fırlayıveriyor. Bu sırada seyirciler ördeğin kutunun içerisinden kovaya ışınlandığını düşünüyorlar. Daha sonra Copperfield gösterisine heyecan katmak için bu sefer aynı numarayı yavaşlatılmış bir şekilde yapıyor. Peki Copperfield bu numarayı nasıl gerçekleştiriyor? Seyircilere kovayı gösterirken Copperfield herkesi bu kovanın gerçekten de boş olduğuna ikna ediyor. Ancak çok dikkatli bakarsanız kovanın yarısının kapalı olduğunu görebilirsiniz. Yani kovanın içi tam anlamıyla görülebilir değil. Bunun nedeni oldukça basit. Kovanın içinde bir şeyler saklamak için bir hazne yer alıyor. Sizce ne saklanmış olabilir? Tabii ki de bir ördek. Ördeğin kutunun içinden kovaya ışınlanacağına inanmamıştınız herhalde, öyle değil mi? Aslında ördek daha numaranın en başından beri orada duruyormuş. Copperfield gerçekten de küçük şeyleri dar alanlara gizleyebilmekte adeta bir usta. Bu sayede ördek kovanın yarısı kadar bir haznede zarar görmeden gizlenmeyi başarmış. Öyle ki bu numarada bir değil iki ördek kullanılmış. Bu noktada merak ettiğimiz şey kutunun içindeki ördeğin birden ortadan kaybolması. Sahi o ördek nereye gitmişti? Kutunun içerisindeki ördek aslında sahteydi. Diğer iki canlı ördeği ise ilk olarak sahnede Copperfield'ın elinde gördük. Diğeri de en baştan beri kovanın içerisinde gizleniyordu. Copperfield bizlere ilk gösterdiği ördeği asistanına vermişti. Daha sonra ise almaya geri döndüğünde asistanı ona seyircileri oyaladığı bu süreçte gerçeğiyle değiştirdiği sahte olan şişme ördeği veriyor. Şişme ördeği kutuya koyduğunda ise anında ördeğin havasını indirmeye başlıyor. Kutuyu parçalarına ayırmaya başladığında ise bizlere göstermeden şişme ördeği oradan alıp kutunun parçaları arasına gizliyor. Daha sonra ise tek yapması gereken şey kovaya doğru yürümek, açmak ve dakikalardır sırasını bekleyen ördeği ortaya çıkarmak oluyor. Kart kaybetme numarası. Dünya üzerinde el çabukluğuyla ünlü sadece birkaç sihirbaz bulunuyor. Görüntülerde de gördüğünüz gibi sihirbaz elindeki kartları teker teker masaya koyuyor. Ancak bu kartlar mucizevi bir şekilde ortadan kayboluyor ve sihirbaz bu kartları yine mucizevi bir şekilde geri getiriyor. Dünyaca ünlü bir başka sihirbaz Eric Chien de bu kart kaybetme numarasını America's Got Talent'ta sergilemişti. Peki ya sizce bu numaranın arkasında yatan sır ne olabilir? Kaybolan kartlar nereye gidiyor? Aslına bakarsanız olay tamamen sihirbazın el çabukluğu yeteneğinde bitiyor. Yavaşlatılmış görüntülere baktığınızda sihirbazın kartları avucunun içine sakladığını ve parmağıyla da görünmemelerini sağladığını görebilirsiniz. Bu süreçte sihirbaz sanki elinde hiçbir şey yokmuş illüzyonu yaratmayı başarıyor. Sihirbaz elindeki kartları işte tam da bu şekilde tutuyor. Bazılarını sihirbazın kartları yere fırlattığını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak buradaki olay tam olarak bu şekilde gerçekleşmiyor. Peki ya kaybolan kartları nasıl geri getiriyor? Masanın arka kısmında kartları koyabileceği bir gizli cep bulunuyor. Gerektiği zaman da sihirbaz kartları buradan el çubukluğuyla alıyor ve sanki geri getirmiş gibi yapıyor. Kartları gerçekten kaybedip geri getirebildiğini herkesi ikna etmek için bu süreci birkaç kez tekrar ediyor. Hurdalıkta kaybolmak. Chris Angel, gizemli numaralarıyla bilinen dünyaca ünlü bir sihirbaz. Chris Angel, Brave adlı televizyon programında türlü kaybolma numaraları sergileyerek her seferinde milyonları etkilemeyi başarıyor. Bu gösterisini ise bir hurdalıkta gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi Chris, elleri bağlıyken bir masanın üzerine çıkıyor. Ellerinin bağlı olduğu zincirleri ise iki asistanın tuttuğunu görüyoruz. Daha sonra ise Chris'in önündeki bez kaldırılıyor ve işte o anda olanlar oluyor. Chris sadece saniyeler içerisinde ortadan kayboluyor. Peki ya dünyaca ünlü sihirbaz
bunları nasıl yapıyor? Öncelikle elindeki zincirlerden nasıl kurtulduğunu bilmek önemli. Öyle ki aslında bu zincirler gerçek değil. Yani bitiş yerlerine halatlar eklenmiş. Bez kaldırıldığı anda asistanın elindeki halatın birden çekildiğini ve kısaldığını görebilirsiniz. Chris ise ellerini sahte zincirlerden çıkarıp onları kolayca bir düğüm haline getirerek yeterli süreyi bu şekilde sağlamış oluyor. Daha sonra ise Chris asistanlarının da oyunculuk yetenekleri sayesinde bir anda ortadan kayboluyor. Nasıl kaybolduğunu anlamak için önce görüntülerdeki bazı detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle Chris gösterisini sergilerken arkada duran adamın gölgesinin açısının nasıl değiştiğine dikkat edin. İlk başta bu adamın gölgesi tam önünde duruyor. Ancak birkaç saniye sonra adamın gölgesinin arkada olduğunu görüyoruz. Bu da aslında saniyeler içinde çekilmiş gibi görünen görüntülerin aslında birkaç dakika arayla çekildiklerini gösteriyor. Ayrıca asistanları bezi kaldırmadan önce Chris'in gölgesinin de benzer şekilde yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu da görüntülerin saniyeler içinde çekildiğine inanmayı imkansız hale getiriyor. Aslında çekimler esnasında bu iki varilin arasına bir ayna yerleştirilmiş. Yani arkadan görüyor olduğunuz bacaklar sarılı adama ait değil de önde duran başka bir adama aitler. Arkada duran adamın asıl amacıysa iki varil arasında hiçbir şey yokmuş illüzyonu yaratmak. İşte şimdi her şey netleşti. Chris sahte zincirleri birbirine bağlıyor, varillerin üstünden atlıyor ve aynanın arkasına saklanıyor.